Otur. Otur. Öncelikle geldiğin için çok teşekkür ederim Filiz. Bırak bu asil girizgahları Allah aşkına. Öncelikle şunu söyleyeyim. Şu andaki sinirim ve gerginliğim asla geçmişle alakalı değil. Bunu bil. Tamam. Yüzüne bile bakamıyorum. Sen nasıl bir insansın ya? Filiz, Irmak benim hayatımın aşkı. Başlatma şimdi hayatından. Sapkınlıklarına kılıf uydurmaya çalışma. Hastasın sen. Sana kızamıyorum bile. Allah. Sana kızamıyorum. Kendime kızıyorum ben. Benim gibi akıllı bir kadın senin içini nasıl göremedi diye kendime kızıyorum. Yemin ederim bir seferlik bir şeydi. Hiçbir anlamı yoktu. Ay. İşte buyurun. En klişe savunmada bu. Yakalanan her erkeğin ilk söylediği şey. Hiçbir anlamı yoktu. O 15 dakikanın ne anlamı olacak zaten? Siz erkekler sanıyorsunuz ki biz o geçirdiğiniz dakikalara yanıyoruz. Yok öyle bir şey. Salaksınız siz ya. Derdimiz ne biliyor musun? Sevdiğin birinin başka birini istiyor olması. Yoksa sen o işi faaliyete dökmüşsün, dökmemişsin sorun değil. Senin için bir anlamı yoktu. Evet kabul ediyorum. Ama seven bir kadın için anlamı var. Enes, ben ne yapacağımı bilemedim. Çok yalnızdım. Bırak, mazeret değil bu. Yalnızmış. Sen sevmeyi bilmiyorsun. Senin sorunun bu. Hadi beni yıktın geçtin. Irmak'tan ne istedin? O senin için ailesinden vazgeçti. Yapma Filiz ne olur. Irmak benim diğer yarım. Belli. Ona bir şey söylemeyeceksin değil mi? Bebek için söylemeyeceğim. Tek isteği anne olmak. Niye bu kadar çok istiyorsa onu da anlamıyorum ya. Ama şimdi kızımı üzemem. Tarih tekerrür etti deyip yapmam gerekir belki ama yapamam. Çünkü o benim evladım. Ben çok teşekkür ederim. Çok ama çok teşekkür ederim Filiz. Niye? Yalanına iştirak ettiğim için mi? Şu an kızıma ihanet ediyorum ben. Sen yine paçayı sıyırıyorsun. Ama yük benim omuzlarımdan. Ne anladım ben bundan? Ha? Üzgünüm. İnan bana çok üzgünüm. Ben de. Seni hayatımıza soktuğum için en çok ben üzgünüm. Şu anda sen burada ölsen benim umurumda değil biliyor musun? Ama maalesef Irmak hamile ve seni seviyor. Ayrıca bu rezilliği de benden öğrenmesini istemem. Şimdi seninle burada bir anlaşma yapacağız. Ne anlaşması? Bebek sağlıkla doğduktan sonra Irmak'ı karşına alıp ona her şeyi itiraf edeceksin. Ya Filiz ne olur bunu benden isteme. Hem üzerinden çok zaman geçmiş olacak. Maalesef bazı hatalar zaman aşımına uğramıyor. Ayrıca bu rezaleti benim bildiğimi de asla bilmeyecek. Evet ben kızımdan çok uzun zaman ayrı kaldım, küs kaldım. Tamam kabul ediyorum. Ama düşündüm ve zaman içinde çözdüm hadiseyi. Sakın ona gidip anlatmayacağımı düşünme, çok yanılırsın. Filiz, bunu benden isteme. Irmak beni asla affetmez. Sen yapacağını yaptın, merhamet göstermek bana mı kaldı? Hiç kusura bakma. Ya Irmak'ı karşına alır, her şeyi itiraf edersin ya da ben söylerim. Gerisi Irmak'a kalmış. Kendi kararını kendi versin. Ama eninde sonunda senin nasıl bir adam olduğunu öğrenecek. Kaçışın yok. Ne yapıyorsunuz siz? Irmak, hayatım. Ne oluyor burada? Irmak. Ne oluyor? Söylesenize ben. Gizli gizli buluşmuşsunuz. Aptal değilim ben. Ya, yok canım, ne olabilir? Otursana sen şöyle. Anne, hayır oturmayacağım. Bebeğime bir şey mi oldu? Ha. Tahlil sonuçları kötü mü çıktı? Sağlıksız mı? Ha, söyleyin. Hayır, hayır bir tanem. Bebeğimiz gayet sağlıklı. Sen neler kurmuşsun kafanda böyle? Ay, ne oldu o zaman? Söylesenize, çatlatmayın. Parti. Bir parti organize etmek istedi Adnan senin için. Benden de yardım istedi. O yüzden şey yaptık, buluştuk. Parti mi? Evet. Ay. Of. Ay neler düşündüm. Çok korktum ya.